çalışıyor, çalışıyor. Aşırı süper. Çok iyi. Limon, of çok güzel. Şuna baksana. Buna inanabiliyor musun? Evet, evet. Bayanlar, baylar. Oyuncak yarış arabaları farmımızın en değerli arabasını takdim etmekten gurur duyarım. Yalnızca iki tane üretilmiş olan bu kırmızı yarış arabasının diğer işini getiren kişiyi büyük ödülümüz bekliyor. Aa, Zeytin. Bu senin bebekken en sevdiğin arabadan değil mi? Evet, benim arabam. Benimkinin aynısı. Ay, eğer bulursak ödül bizim. Nasıl bizim? Araba benim olduğuna göre ödül de benim. Büyük ödül benim olacak. Ödül kimin olacak göreceğiz Zeytin Bey. Önce şu büyük ödülü görelim bakalım. Maksimum hız yarışı. Büyük ödül benim olacak. Nerede bu? Ya burada yok. Burada mı? Nerede bu ya? Evet, evet yazıyorum. Tamam. Anladım. Hemen siparişi geçiyorum. Anne! Oyuncak arabamı gördün mü? Aman da aman. Yok, bebekliğinden beri görmedim. Ne de tatlış bir bebeciktin sen. Aman da aman. Yumuş yumuş da yanakların. Arabayı da kimseye elle etmezdin. Hatta limon istemişti de bir kere. Nasıl da kavga etmişti benim yumuşum. Aman anne ya. İmon, İmon! Kırmızı yarış arabam sende mi? Ödül için ihtiyacım var ona. Bende değil tabii ki. Bu arabaya dokunmama bile izin vermezdin ki. Ne oldu? Yoksa kayıp mı ettin? Ya yok, bulamadım. Sen de yapma böyle. Bana vermiş olsaydın gözüm gibi bakar. Sapasağlam saplardım. Ne var şimdi ya? Koş, koş! Fatan ne? Akın! Sonunda başardım Zeytin. Zamanda yolculuk artık bir hayal değil. Zaman makinesi. Tabii ya. Çok iyi yapmışsın Akıncığım. Şimdi beni istediğim zamana gönderebilir misin yani? Evet, elbette. Gitmek istediğin zamana ait bir şey vermen yeterli. Bu fotoğraf olur mu? Tamam, bu işimizi görür. Bu kulaklık sayesinde iletişim kurabileceğiz. Hazır mısın? Işınla beni Akın. Büyük ödül benim olacak. Zeytin nasıl? Akın beni çabuk geri getir. Pardon, 1-0 fazla girmişim. Hallediyorum. Anne. Oğluşum. Ay, arabasını da vermezmiş. Bak 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 bak. Ay çok tatlıymış bunlar. Çok tatlı bebekmişim çok. Beni gidi beni. İşte araba burada. Akın şimdi. Ay. Ne nerede? Arabam nerede? Ya geçmişten günümüze eşya getiremezsin Zeytin. Dengeler bozular. Ya Akın ne dengesi? Araba şimdi nerede peki? İlk bulduğun yerde. Bana bırak. Sakın unutma. Şimdiki zamana hiçbir şey getiremezsin. Ay çok tatlıymış bunlar. Bu sefer ödül kesin benim olacak. Akın! Sana hiçbir şeye dokunma demiştim. Ne yaptın? Nereye koydun arabayı? Ya bir şey olmaz. Kum havuzunda araba. Demek kum havuzu. Beni yenebileceğini mi zannettin Zeytin? Gıcıko! Ha!
Ne oldu? Alabildin mi arabayı? Yok. Gıcık o kazandı. Ödülü olacak. Hem de benim arabamla. Olamaz. Keşke arabayı bugüne kadar sapasağlam saklayabilseydik. Ha? Gözüm gibi bakar, sapasağlam saklardım. Limon, sen bir daha hiç... Hı? Gıcık ayı kimse geçemez. Buyurun, büyük ödülü kazanmak için istediğiniz yarış arabası. Işınla beni hadi, ışınla. Hadi bakalım. Çocuklar. Ay tatlı şey ya. Hadi bakalım miniş limon. Gözün gibi bak, olur mu? Hazırım. Aa, süper. Çok heyecanlı. İşte burada. Ha? Başardın Zeytin. Peki araba nerede? Bilmem. Sen söyle. Aa, hatırladım. Arabayı bana vermiştin. Ay. Bu ödül ikimizin limon. Herkes çok şaşıracak. Yarının ödevlerini yaptın mı oğlum? Ya of. Anne ya. Tamam. Günaydın. Niye hepiniz burada toplandınız? Ne oluyor? Muhteşem sihirbaz Zeytin'in inanılmaz gösterisine hazır mısınız? Hazırım. Zeytin. Bakalım yine nasıl bir saçmalık peşinde? Hopidik. Hopidik. Hokus pokus. Bakayım. Ha! Bir kedi. İşte muhteşem sihirbaz Zeytin. Sağ olun. Ne var canım sizde? Herkes yapabilir bunu. Hiç de bile. Zeytin süper bir sihirbaz. Göster ona Zeytin. Herkes de yok. Muhteşem sihirbaz Zeytin dedik ya. Ya Zeytin ama. Tamam tamam. En iyi arkadaşım olduğun için söyleyeyim. Bir kere bardak numarası basit bir fizik kuralı sadece. Bardak numarasını sormadım zaten. Kedi de şapkanın içindeydi. O da tamam. Kediyi de sormuyorum ki. Güneşi soruyorum, güneşi. Onu nasıl yaptın? Bir sihirbaz sırlarını asla paylaşmaz. Hoşça kal. Merhaba. Muhteşem sihirbaz Zeytin. Bir dileğim var senden. Dile bakalım küçük kız.
Sesine ne oldu bu arada? Sorun da o zaten. Yarın kristalimden önce sesimi düzeltebilirsen ne istersen yaparım. Dileğini yerine getirebilirim. Ama o kadar çok ödevim var ki yarına. Hiç vaktim yok sihirle uğraşacak. Ben ödevlerimi yapabilirim. Tamam. Oldu bil. Sabah hiçbir şeyin kalmayacak. Muhteşem sihirbaz Zeytin. Senden bir dileğim olacak. Çok önemli. Dile benden ne dilersen. Basketbol takımımız gruptan düşmek üzere. He? Yarınki maçı kesin kazanmamız lazım. Hadi Zeytin, ne istersen yaparım. Bana bırak. Ha, bırak hadi bırak. Burada. Ha? Muhteşem sihirbaz Zeytin en sevdiğim bebeğimi sihirle daha güzel yapacak. Ben onun ödevlerini yapacağım. Muhteşem sihirbaz Zeytin mi? Muhteşem Zeytin, dileğim senin kadar iyi bir sihirbaz olmak. Tabii ki. Oley! Zeytin, iyice abarttın ama. Bu kadar sözün altından nasıl kalkacaksın? Aman limon. Onu da yarın düşünürüz. Hele bir ödevler yapılsın da. Ah Zeytin ah. Kafanı takma limon. Al biraz meyveyi. Çalışın çalışın. Ödevlerim bitince tüm dilekleriniz gerçek olacak. Ha? Çalış çalış çalış. Zeytin. Zeytin. Limon, çabuk saklanmama yardım et. Saklanıyorsun ha? Saklan, saklan bakalım. Ne var bu kadar sinirlilik anlamıyorum. Bir düşünelim bakalım. Yoksa sözlerini tutmadığın için mi acaba? Dur yaramazlık yapma. Ben sihirbaz olacağım. Sen de şapkamdan çıkacaksın. Muhteşem sihirbaz Zeytin şimdi gelecek. Bize öyle söz verdi. Hadi bakalım. Çocuk seni bekliyor. Göster kendini. Tamam tamam. Verdik bir söz. Tutacağız tabii. Çocuklar, bugün çok ilginç bir konumuz var. Dün bir ara hava karardı ya, işte o bir güneş tutulmasıydı. Aha, biliyordum bu işte bir iş olduğunu. Güneş tutulması, ay güneşle dünya arasına girdiği için. Güneş tutulması ya, insan her gün yeni bir şeyler öğreniyor işte. Herkes bir yere gitmiş, kimsecikler yok. Sen ne zaman dönüyorsun? Yapıyorum. Sana iyi eğlenceler bakalım. Ben burada sıkıntıdan patlayayım. Yapacak hiçbir şey yok. Oğlum, evi boyamaya geliyorlar. Her yeri boşa atıyoruz biliyorsun. Hı? Çatıdaki oyuncaklardan istediklerin varsa ayırsan iyi olur. Hı? Ha, iyi, onları ayırayım. Ya of. Oyuncak kutu. Bakalım. Bakalım. Meh, bu da gitsin. Hey,
Seni tanıyorum. Kral Ted. Eski dostum. Kral Ted ve Zeytin yeniden beraberler. Hadi ne duruyoruz? Biraz turlayalım. Kuş. Kedin bacağı sende ne arıyor? Hey tatlı kuş, ver bakayım onu bana. Hah, aferin sana. Oldu mu şimdi? Şimdi ne yapacağım? Kral Ted, sen hiç merak etme. Eksik parçaları bulacağım. Gerekirse bütün mağazaları dolaşacağım. Bir yolunu bulacağım işte. Aa, eski kralı bulmuşsun. Bak elimde ne var. Onu ilk aldığın zaman. Bu Kral Ted mi? Ama nasıl herhangi bir peluş ayıya benziyor? Anne, Kral Ted'i ben yaptım. Tabii ya. Ne zaman bir yerine bir şey olsa onu tekrar tekrar düzelttin. Anne, hatırlıyorum. Onu ben kral yapmıştım. Tamam, şimdi onu tekrar yapabilirim. Alo, Zeytin, ne haber? Selam Limon, ne oldu? Döndüm. Gittiğini unutmuşum. Vaktin nasıl geçtiğini fark etmedim bile. Sıkıntıdan patlıyorum demiştin ben. Kral Ted'le öyle güzel vakit geçiriyoruz ki. Ne sıkılması ya? Aa, bu da kim? Kral Ted'le tanış. Aa, bakayım. Eyvah, kırdım. Özür dilerim Zeytin. Endişelenme. Bana bırak Limon. Üf, yeni gibi oldu. Oh my God, 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 oh
Ve en komik fıkrayı en sona sakladım tabii. Bir kedi, bir köpek, bir de yengeç tenis kursuna gitmişler. Eyvah! Şoför bayıldı! Kim? Ne bayılması ya? Otobüsü kullanıyorum ben, gayet iyiyim. Nasıl da kandınız hepiniz ama? Ne komik değil mi? Aman siz de canım. Hadi hadi, komikti işte. Çiçit teyze, sırtında kocaman böcek var. Ay, nerede? Böcek, nerede? Ay, Böcek mi? Ne böceği? Ben çok korkarım. Bologna'ya hoş geldiniz. En ünlü tarihi eserler buradadır. Gerçi son zamanlarda bir hırsız dadandı buralara. Eserleri alıp kaçırıyor. Hırsıza bak. Çaldığı tarihi eserleri balonlarla kaçırıyormuş. Hadi o zaman balon turuna. Limon bak balon düşüyor. Nerede? Of Zeytin yeter artık. Nasıl da kaldın ama. Hırsız. O hırsız burada. Tabii. Hırsız. Babişko, hırsız diyorum. Gerçekten o, kesin o. Zeytin, her dakika herkesi kandırırsan sonunda sana kimse inanmaz. Şimdi yiyecek içecek isteyen. Evet. Ya ama... İşte yakaladım. Bakın orada. Ya orada diyorum balon hırsızı. Ya baksanıza. Tabii. Benim de sırtımda böcek var. Bak. Başa düştü. Bu hırsızı yakalamazsan burada tarihi eser bırakmayacak. Hadi Zeytin. Siparişler yolda patron. Bu sefer çok güzel parçalar buldum. Aferin. Dikkatli ol. Yolda bir aksilik çıkmasın. Merak etme patron. Ne mi sen? Her yerde karşıma çıkıp duruyorsun. Polis misin? Kimsin? Söyle. Ben kayboldum. Yani kaybolmuş bir çocuğum. Neyse, seninle inince ilgileniriz. Şimdi sorun çıkarmadan otur bakalım. Ufak bir sorun çıktı patron. Yanında bir misafir getiriyorum. Çıt ağırlıklar. Sorun çıkarma demedim mi? Sizinle bir problemim yok. İndiğinde serbestsin. Peki ya tarihi eserler? Onlar olmazsa kim gelecek Bologna'ya? Aha! Biliyordum. Polissin sen. Her şeyi anlatacağım. Asıl suçlu patron. Hadi Babişko, ne bekliyorsun? Evet Babişko, ne bekliyorsun? En doğru zamanı.
Zaten patronla da aramız açık. Tarihi eser dediğin taş yahu. Taş taşıyorum her gün. Şimdi bir de sen çıktın başıma. Dikkat et. Çok eski numara. Sen kimi kandırıyorsun? Kandırmak mı? Bir daha asla. Bugün başıma ne geldiyse herkesi kandırmaktan geldi zaten. Bir daha asla, asla, asla. Ne oluyor? Ben yapmadım, patron yaptı. Bravo, bravo. Hepinize teşekkürler. Özellikle de sana Zeytin. Çok havalısın Zeytin. Dönüşte bütün otobüs seni konuşacak. Sonra dikkat et dedim. Onu kandırdığımı sandı. Bir baktım. Patronu da yakalamışsın. Tüm çeteyi tek başına çökertmişsin Zeytin. Balonu da sen kullanmışsın dönüşte. Nasıl becerdin? Yok artık. Ve işte hafta sonu ve limonla Zeytin. Eğlence başlıyor. Ay, ne şeker. Canım. Ulu, ne yaptın sen? İyiyim, iyiyim, bir şey yok. Canım. Küçük kız, Lulu için yeni bir yuva arıyoruz. Senden de hoşlanmış gibi görünüyor. Aa, sahi mi? Bir huzur evine yerleşiyorum. Maalesef Lulu'yu oraya götüremiyorum. Limon ve Lulu. Ben alırım onu. Limon ve Lulu mu? Limon ve Zeytin'e ne oldu? Hafta sonu eğlence. Size bir sürprizim var. Neymiş o? Tata! O da ne? Artık bir Lulu'muz var. Harika değil mi? Ha? Neyimiz? Neyimiz var dedin? Fluffy'yi hatırladım şimdi. Hayatımıza ne kadar neşe katıyordu. Peki eğer kalmasını istiyorsan sorumluluğunu da alman gerekecek Limon. Lulu ile hayat şimdiden güzelleşti. Bak anne, bezelyelerimi bile yiyorum. Limon, iyi misin kızım? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Ay. Yo, bir daha. Yaptığına bak. Hadi Lulu. Yatma zamanı. Seninle çok eğleneceğiz. Limon ve Lulu. Limon.
Limon, sende güzel notlar vardır. Sınavdan önce bakabilir miyim? Sınav mı? Ne sınavı? Olamaz! Unuttum! Niye Lola, niye? Yetti artık! Oyun oynayamıyorum, uyuyamıyorum, ders çalışamıyorum. Ben daha küçücük bir kızım. Ne? Yani artık Limon ve Lulu değil mi? Köpek bakmak çok zor. Yaşlı amcayla konuşmam gerek. Ama nerede oturduğunu bile bilmiyorum. Yani hala Limon ve Lulu öyleyse. Dur Lulu, sakin ol. Lulu dur. Bu da ne? Ortaköy. Olamaz, taşınmış bile. Artık onu hiç bulamayacağım. Ne yapacağım ben? Seninle uğraşmak çok zorlu. Lulu? Biz de sizi arıyordum. Eve uğradım. Kalan bir iki eşyamı almaya. Lulu'yu da almak ister misiniz acaba? Çok şeker ama çok zor. Lulu'yu huzur evine götüremem. Ama ne olur. Yani çok yoruldum da. Ama tamam tamam. Çaresine bakarım. Küçük kız, dur bir dakika. Gel seninle Lulu'yu benim torunlara götürelim. Lulu'yu zaten çok severler. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Hadi. Nihayet Limon ve Zeytin uzun okul haftası sonunda kuşlar gibi özgür. Hadi gidip oyuna başlayalım. Limoncu, sana bir sürprizimiz var. Hayvan besleyebildiğini kanıtladığın için sana yeni bir köpek almaya karar verdik. Barınaktan bu tatlı yavruları getirdik. Hepsinin sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. Hepsi çok güzeller. Hepsini çok sevdim. Bu sefer Limon ve bir sürü Lulu oldu. Limon, bittin sana. Çok iyi bir fikrim var. Sadece birini seçeceğimi, ben en iyisi hepsiyle birden barınakta ilgileneyim. Zeytin'le şimdi onları barınağa götürürüz, değil mi Zeytin? Zaten biz de eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorduk. Ne kadar sorumlu bir davranış. Duydun mu Çırçat? Ucuz atlattım. Anne nene mükemmel bir sofra hazırlanmış. Anne. Oturun siz, geliyorum. Faturalar tamam. Yarın işe giderken postaya atıverirsin. Çantandaki söküğü de diktim Limon. Bu kadar işin üstüne bir de yemeği ne ara yaptım Çıt Çıt? İyi planlarsan her şeyi yaparsın. Hem dışarıdan yemek ısmarlamayı hiç sevmiyorum biliyorsun. Yarını da planladın mı anne? Kermesi unutma. Herkes havuçlu kekini soruyor. Tabii, her şey planlandı. Temizlik, takılar, havuçlu kek. Oradan kırtasiyeye ve akşamüstü Bay Murphy ile iş görüşmesi. Takılar için mi? Evet. Bay Murphy takılarımı çok beğendi ve internet üzerinden satmak istiyor. Takıların internette satılacak ha? Harika. Keki bekliyoruz. Geç kalma. Kendini de çok yorma. Hadi bakalım iş başına. Ne haber Jiribim? Ay.
Takılar için görüşmem var. Takılarım mı? Hı. Satılacak mı sonunda? Hı. Göster bakayım, merak ettim. Eyvah! Takılar evde kaldı. Nasılsınız? Ben birazdan oradayım. Haber vereyim dedim. Alo, alo. Harika. Ben de geldim gibi. Tamamdır. Yürü kız Çıt Çıt. Bacaklara kuvvet. Alo, Çıt Çıt Hanım. Ben geldim. Ay, Bay Murphy. Son bir işim vardı. Onu da şimdi bitirip. Aa, hiç sorun değil Çıt Çıt Hanım. Hatta isterseniz başka bir zamanı da erteleyelim. Ne demek efendim? Ne gerek var efendim? Ben sonra oradayım. Aa, anlaştık. Daha kötüsü olamazdı herhalde. Taksi! Alo, Murphy Bey. Bay Murphy, geldim. Az kaldı. Sesinden bir şey geliyor. Yok. Az daha bekleyin lütfen. Taksi! Neler yapmış benim yetenek? Sürpriz! Size dışarıdan yemek ısmarladım. Hayırdır Çıt Çıt? Sen yapmazdın böyle şeyler. İyi, değişiklik olur. Geldi. Hadi herkes masaya. Tabii Çıt Çıt Hanım, ne demek? Oluruz. Haftaya görüşüyoruz o zaman. Harika. Teşekkür ederim Bay Murphy. Nasıl geçti iş görüşmesi? Sorma ya. Her şey ters gitti bugün. Ama şunu anladım. Bazen çok zorlamamak lazımmış. Tabii yahu. Hep diyorum sana biraz rahat ol diye. Bir dahaki sefere keke ben de yardım edeyim mi anne? Harika olur. Neyse ki faturaları sana vermişim. En azından onlar halloldu. Hayatım, rahat olmak lazım dedik ya. Erken kalkan yol alacak.
sana çok yakışacak. Michael! Michael'sun sen! Ünlü müzisyen Michael! Ne olmuş Michael'sam? Bu soğukta tek başına burada ne yapıyorsun? Takılıyorum. Konseriniz yok mu sizin? Neden provada değilsin? Konser iptal oldu. Michael ve tayfası yok artık. Neden? Sololar çok eskidi Michael. Yeni sözler yazamıyorsun. Evet Michael, tıkandın. O yeteneksizlerle kim çalışmak ister ki zaten? Tabii canım, kim ister? Ben isterim. Haklılar, benden adam olmaz. Hey, dur bakalım, kendini üzme bu kadar. Neyse canım, başka iş mi yok? Belki sana yardım edebilirim ama bana birkaç gün ver. Ama neden? Çünkü sen bir yıldızsın. Ve yıldızlar asla pes etmez. Ne? Michael ile grup kurmak mı? O tipsizle ne yardım edeceğim ben ya? Şu kocaman samanı tıklım tıklım hayal et. Herkes bağırıyor. Zeytin, Zeytin. Sen de ünlü olabilirsin. Tabii canım. Michael ya. Okey yani. Müziği de fena değil aslında. Harika. Hazırlıklar başlasın o zaman. Canına. Ne diyeyim? Yani... Konseri iptal etme. Beraber yepyeni bir tarzla çıkalım. Heh. Bilemiyorum Limon. Eski grubumu hayal kırıklığına uğrattım. Size de aynı şey olsun istemem. Ama sen bir yıldızsın. Bize güvenmiyorsun. Anlaşıldı. Ya güvenmez olur muyum? İki günde neler başarmışsınız? O zaman? O zaman provalar başlasın. Çok çalışmamız gerek. Çok. Kes! Olmuyor, olmuyor. Bir şeyler eksik. Sen ne dersin Limon? Bence muhteşem. Ya ama hala bir şey eksik. Hı? Sen. Ne? Senin dansın ve o müthiş enerjin bu şovda eksik olan tek şey. Ben gerçekten mi? Utanırım ben ya. Sen yoksan ben de yokum. Hı? Bu şov ya tam olacak ya da hiç. Şimdi var mısın yok musun? Tamam, olur. Ama önce prova yapmam gerek. Oldu bu iş. İşte şimdi elimizde muhteşem bir gösteri var. O zaman ben de sahneye sarı botla çıkmak istiyorum. Davulu onun içinde çalacağım. Şov değil mi işte? Hayır. İnsan bekliyor. Bizi buradan çıkarmazlar. Zaten müziği biz yapıyoruz. Dans olmasa da olur. O kadar çalıştık. Orada dur Zeytin. Olay sadece dans değil ki. Limon bize inanmıştı. O olmasa biz burada olmazdık. Evet. O zaman bulalım onu. Neredeyse gidip ikna edelim. Aklıma bir yer geliyor. İşte buradasın. Yapamam. Bir de sana cesaret vermeye çalışıyordum. Bende hiç cesaret yokmuş ki. Sende cesaret olmaz olur mu? Baksana. Yeni bir grup kurdun.
Yıkık dökük bir tiyatroyu onardınız ve ortaya harika bir şov çıktı. Bu şov sensiz olmaz. Neden ki? Çünkü sen bir yıldızsın Limon ve yıldızlar pes etmez. Gerçekten mi? Gerçekten. Böyle devam et. Tabii ki çok güzel. Çünkü ben çizdim. Limon, ne yapıyorsun? Yerine geç lütfen. Tamam öğretmenim. Ay, benimki hiç benzememiş. Çok güzel olmuş. Bu da güzel olmuş. Ne kadar benzemiş. Hadi çocuklar, çizimlerinizi getirin. Olağanüstü Gıcıko, birebir zeytin. Serginin yıldızı ben olacağım. Buyurun öğretmenim. Limon, bitirdin mi? Ha, evet evet, az kaldı öğretmenim. Of, Limon, sıkılmaya başlıyorum ha. Düzgün dur zeytin. Biraz daha çalışabilir miyim? Tabii ama unutma, yarın sergimiz olacak. En geç sabah getirmelisin resmini. Tabii ki. Yeter, ben gidiyorum. Hayır, dur. Daha bitiremedim. Of, hiç benzemedi zeytine. Bunu sergiye çıkaramam. Başka bir şey yapacağım. Çok güzel. Ben de bunu çizeyim işte. Ama hayır, hiç benzemedi. Çok kötü oldu. Neden Gıcıko gibi çizemiyorum? Dur! Neyse zaten benzememiştim. Yeni bir fırça bulmam lazım. Selam aküm paket. Merhaba Limon. Bir paçam var mı? Benimkini kaybettin mi? Tabii ki. Üstten ikinci çekmecedeler. Sağ ol aküm. Görüşürüz. Sakın ilk çekmecedekilere dokunma. Onlar süper fırça çalışmaları. Hadi bakalım. Biraz çalışınca bu olacak. Aa, bu düğme ne ki? Işığı da varmış. Ne güzel. Evet. Şahane. Başardım. Limon. Uzun sürmeyecek değil mi? Bak söz verdin ha. Merak etme zeytin. Bir dakika kımıldamadan dur. Tata. Hazır. Vay.
Resme bak! Aynı ben! Nasıl yaptın? Gıcık onunkinden bile daha çok benzemiş. Şimdi sadece imza atmak kaldı. Limon! Dur resmimi at! Limon ne oluyor? Ya bu ne? Ne yaptın limon? Ben yapmadım. Fırça yaptı. Başından beri hep fırça yapıyordu. Ben zaten iyi resim yapamıyorum. Hiç benzetemiyorum. Resim mahvolmuş. Öğretmenine vereceğim ben şimdi. Zeytin yakala. Hadi. Gel buraya. Ya fırça. Dur Zeytin, ne yapıyorsun? Bana bırak limon, kap buradan kendini. Ay Zeytin, limon. Bu sefer kesin bozuldu. Limon, yardım et. Hareket edemiyorum. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bu zeytin de çok güzel olmuş. Vay! Gördün mü? Çok güzeller. Ama hiç bana benzemiyorlar. Olsun, benzemesinler. Yine de çok güzeller. Hadi bitirelim şu resmi Zeytin. Özür dilerim. Önemli değil. Göster bakalım resmini. Aa, bravo Limon. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Yani bu zeytin mi? Hiç benzemiyor. Benzesin benzemesin. Hı? Bu benim tarzım. Çak. Limon, yanlış fırçayı almışsın. Bunları o mu yaptı? Yok, ben kendi fırçamla yaptım. Senin fırçan orada. Bununla işim bitmedi, daha hazır değil. Ben çok şey öğrendim ondan. Bizim kardeş gezegen tembel Leon'un kralının en sevdiği yiyecek. Çok havalı. Tadına bakabilir miyim? Hayır olmaz. Dünyalıların yediği bir şey değil. Bu hediyeyi hemen tembel Leon'a götürmemiz lazım. Yoksa kral kardeş gezegen anlaşmamızı bitirecek. Neden? Bir dünyalı şaka amaçlı tembel Leon'a lazer tutmuş. Tembel Leon kralı dünyamıza çok sinirlendi. Hangi akıllı yaptıysa. Tembel Leon'a elçi olarak ben gidebilir miyim Akün Pugün? Hiç heveslenme Limon. Beni yollarsın değil mi Akün? Elçinin kim olacağını ben değil, testler karar verecek. İyi olan kazansın. Arttırıyorum. 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 Bunun da anlaşılır olanı yok mu? Zorlanmaya başladın mı? Daha yeni ısınıyorum. Biraz fazla mı ağır ne? Uzay elçiliğini sana kaptıracağımı mı zannettin? Limon ne yapıyorsun ya? Sıradaki testimiz dayanıklılık testi. Bu test uzay elçisini belirleyecek. Orta seviye yeterli. Hı?
Hazır mısınız? Evet. O zaman başlayalım. Soğuk. Sıcak. Döndür. Dur. Denge. Zeytin kazandı. Kazanacağım baştan belliydi de biraz heyecan katayım dedim. Tembel Lyon elçisi olma görevi artık senin Zeytin. Zeytin'e hazır mısın Tembel Lyon? Zeytin, verdiğin Tembel Lyon dil bilgisi kitabını okudun değil mi? Okumak mı? Nasıl okumak? Zeytin! Beni nasıl yendiğini hala anlayamadım. Ama sonuçta kazandın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu çantayı da alsana. Ben gidemesem de çantam gitsin bari. Düşünmem lazım. İçinde sevdiğim muz kurularından da var. O zaman olur. Kemerinizi bağlayın ve mavi düğmeye basın. Ne kemer mi? Daha neler ya? Ucuz kurtulduk ha. İşte burası. İnişe geç. İniş düğmesine basmazsanız bu mümkün değil. İniş düğmesi de hangisi? Ya şundadır ya bunda. Hey! Ben geldim. Merhaba Sayın Tembel Lyon Kralı. Hayır! Ben dostum! Neden böyle oldu ki? Hediye! Hediye nerede? Bu da ne? Tembel Lyon dilini. Merhaba. Tembel Lyonlular ağırlıklı olarak beden diliyle iletişim kurarlar. Kitaptaki resimler seni yönlendirir. Bu arada sakın onlara el sallama. Yoksa seni düşman zannedecekler. Tamam mı? Gelince görüşürüz. Hoşça kal. El salladığım için kızmışlar. Kurtardın beni Limon. Limona biraz haksızlık ettim galiba. Durun be! Kralınıza dünyadan hediye getirdim. Beğendiniz mi? Afiyet olsun. Ben artık döneyim. Hadi görüşürüz. Aman yine karıştırdım. Siz de hemen saldırıyorsunuz canım. Bravo Zeytin. Çok önemli bir görevi başarıyla gerçekleştirdiğin için uzay elçisi unvanını hak ettin. O da madalyan. Al bakalım. Durun. Her ne kadar uzay elçiliği içinde olsam da itiraf etmeliyim ki bu madalyayı hak eden Limon. Gerçekten mi? Ya seçmelerde biraz hile yapmış olabilirim de. Hile mi? Özür dilerim, özür dilerim ama maalesef öyle bir şeyler oldu. Suçunu itiraf etmen güzel bir davranış ama bir cezayı da hak ettin. Ne? Ceza mı? Ben bu kadar gezegenin dilini nasıl öğrenebilirim ki? Ya biraz ara versek olmaz mı? Tamam, sinirlenme hemen.